İyi akşamlar Türkiye. Bugün 16 Şubat Çarşamba. Ana haber bültenimize sizin için seçtiğimiz öne çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz. Millet İttifakı'nda 6 parti tek masa etrafında toplanırken diğer tarafta kan kaybetmeyi sürdüren Cumhur İttifakı'nda da baraj şatlığı yaşanıyor. BBP lideri Destici %7'lik seçim barajına tepki gösterdi. Bu haliyle kalırsa ben teklife oy vermem diye konuştu. Destici'nin bu sözlerine partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sorun yok yanıtı geldi. Erdoğan diğer taraftan altılı ittifakla ilgili ilk kez konuştu. Partilerin mutabakat metnini açıklama tarihini manidar olarak niteledi. Emekçilerin direnişi sürüyor. Farplas'ta işçiler artan zamlara karşı ücretlerinin yetmediğini, işe iadeler yapılana kadar direnişin büyüyerek devam edeceğini söyledi. ABD'li bilim insanları kordon kanından alınan kök hücrelerinin kullanıldığı yeni bir yöntem sayesinde AIDS HIV hastası bir kişiyi tamamen iyileştirdiklerini açıkladı. Aynı zamanda lösemisi olan hasta dünyada AIDS'i tam anlamıyla yenen 4. kişi ve ilk kadın oldu. Cumhur İttifakı'nın küçük ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP ve MHP'nin hazırladığı ancak Adalet Komisyonu'nun elindeki işleri henüz tamamlayamamasından ötürü meclise sunulması Mart'a kalan siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri içeren yasa teklifi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın içerisinde asla bir pragmatik hesapla yer almadık. Habertürk'e konuşan Destici, AKP ve MHP'nin anlaştığı %7'lik seçim barajına tepki göstererek bir kez daha ittifak ortakları olarak bir araya geleceğiz. Ama bu haliyle kalırsa ben teklife oy vermem. Teklifin içinde beğendiğimiz olması gereken maddeler var. Kastım %7 maddesine. Ben %7 maddesine oy vermem ifadelerine yer verdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kabine toplantısı öncesi önemli açıklamalar yapan Erdoğan, kendisine ilk olarak yöneltilen zincir marketlerde KDV indiriminin etiketlere yansıması bir yana, fiyatların gittikçe arttığına ilişkin soruya, Ticaret Bakanlığı'nın marketleri yakın markajı aldığını belirterek, bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Şurada 1-2 ay içerisinde bu rafların nasıl düzeldiğini hep beraber göreceğiz. Hiç endişeniz olmasın diye yanıt verdi. Parlamenter sistem çalışmaları yürüten 6 muhalefet partisinin zirvesine ilişkin de konuşan Erdoğan, partilerin mutabakat metnine açıklama tarihini garip olarak nitelendirirken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini milletin kendisinin getirdiğini, bunu kabul etmeyenlerin en başta milletin iradesine saygısızlık yaptığını söyledi. Ülkede yaşanan elektrik krizinden de muhalefeti sorumlu tutan Erdoğan, ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elektrik dağıtımı devlet eliyle yapılsın çıkışı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturalarını ödemeyeceğini belirtmesi üzerine de açıklamalarda bulundu. Düzenlemeler için kabine toplantısını işaret etti. Ortak irademizin ve çabalarımızın neticesinde. Siyasi partiler ve seçim kanununda değişiklikle ilgili taslak çalışmayı Bahçeli'ye sunduğunu ifade eden Erdoğan, seçim barajı konusunda Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi yalanlayarak bu noktada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil dedi. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada esas hakkındaki savunmasını yapmak üzere verilen bir aylık süreyi yetersiz bulan partinin başvurusu üzerine 60 günlük ek süre verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan esasa ilişkin mütalaanın iletilmesinden sonra HDP'nin savunmasını 20 Şubat'ta teslim etmesi gerekiyordu. Verilen ek süre sonunda HDP'nin esas hakkındaki savunmasını 20 Nisan Çarşamba günü teslim etmesi gerekiyor. Değerlendirecek onu takdir Anayasa Mahkemesi'ne, biz de ait değil şu anda. Ant içmek üzere şimdi mahkememiz üyesi Sayın Kenan Yaşar'ı kürsüye davet ediyoruz. 2011 yılında AKP Çorum İl Başkan Yardımcısı iken milletvekili aday adayı da olan, 2018 ve 2021 yıllarında iki defa Çorum Barosu Başkanlığı da yapan ve son olarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Kenan Yaşar için Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda yemin töreni düzenlendi.
namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'la yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşma yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, özellikle bireysel başvurunun kabul edilmesinden sonra Anayasa Mahkemesi'nin temel hak ve özgürlükleri koruma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olduğunu öne sürdü. Aile hekimleri, aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması talebiyle 17-18 Şubat'ta iş bırakacak. 30 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik geri çekilmediği takdirde hekimler Mart ayında yeniden iş bırakacak. Bu iktidar şimdi de kamu emekçilerinin alın terine en önemli... İlgili yönetmelikte sağlık çalışanları açısından sıkıntılı maddelerin yer aldığını dile getiren Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Taner Balbay, cari gider ödemelerinin giderek azaldığına dikkat çekerek 15-20 bin sözleşmeli sağlık personelinin işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'ndan yapılan açıklamadaysa aile hekimliği çalışanları olarak iş bırakmak istemedikleri fakat halkın sağlığını riske edecek yanlışları defalarca söyledikleri halde cevap alamadıkları belirtildi. Yapılan açıklamalarda hekimlerin etkin bir sağlıkta şiddet yasası talepleri de dile getirildi. Hakları için mücadele eden Farplus işçileri İstanbul Maslak'ta bulunan Farplus Otomotiv önünde basın açıklaması yaptı. İşçiler artan zamlara karşı ücretlerinin yetmediğini, işe iadeler yapılana kadar direnişin büyüyerek devam edeceğini söyledi. Bize diyorlar ki sizi kışkırtıyorlar mı? Evet, bizi kışkırtıyorlar. 30 lira olan bir koli yumurta bizi kışkırttı. 6 lira olan bir kilo patates bizi kışkırttı. 3 lira olan bir tane ekmek bizi kışkırttı. 42 lira olan bir çay bizi kışkırttı. Evet, bizi kışkırttılar. Bizi yoklukla ezdiler. Bizi açlığa mahkum ettikleri asgari ücretle kışkırttılar. Devlet polisi sermayenin sopası olarak kullanıyor. Biz bu köylü düzene artık karşı çıkıyoruz. Biz direneceğiz, biz yıkacağız bu köylü düzeni. Bizi açlıkla terbiye edemeyecekler artık. Hayat pahalı, emek ucuz. Bu kirli düzeni bozacağız artık. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da Birleşik Metal İş'in fabrika içinde örgütlenmesinin engellenmeye çalışmasının anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi. Siz fabrikada ne söylüyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Beğenmiyorsanız çekin gidin diyorsunuz. Ben de size diyorum ki bu ülkeyi, bu anayasayı tanımıyorsanız defolun, gidin bu ülkeden. İşçiler Maslak'taki basın açıklamasının ardından Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun Kadıköy'de yaptığı hayat pahalılığı ve zam protestosuna katıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı konuşmada hayatın hızlıca pahalılaştığını, emeğin ise çok daha ucuz hale geldiğini söyledi. Peki bütün bunlar karşısında ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Ülkeyi yönetenler bu ağır ekonomik koşullarda geçim mücadelesi veren halkı korumak yerine zenginleri, bir avuç sermayeyi ve bankaları koruyor. Libya'da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı mensubuna ilişkin haberleri gerekçe gösterilerek verilen hapis cezalarının onanmasının ardından tutuklanarak Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülen gazeteciler Murat Ağrel ve Barış Pehlivan, cezalarının miktarı gereği açık cezaevine sevk edilmeleri kararının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı. Arasına gidiyoruz, Murat'ı ve Barış'ın mikrofonlarını takıp oturtuyoruz. Gazetecilerin serbest bırakılmasını avukatları Hüseyin Ersöz, birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı akşam saatlerinde sosyal medya hesabından ve özgürlük
geldi. Hemen şimdi. Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Arel serbest bırakıldı ifadeleriyle paylaşarak duyurdu. Sürecin hızlı olması ya da hızlı olmasına bağlı olarak hukuki olması tartışmasının dışında. Serbest bırakılan Pehlivan ve Arel, Silivri cezaevinden çıkar çıkmaz yorumcusu oldukları Halk TV'nin programına katılırken, moderatör Özlem Gürses'le gazeteciler Timur Soykan ve Ozan Gündoğdu meslektaşlarını sarılarak karşıladı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, eyvallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kendimi de çekeceğim, yapacak bir şey yok. Canım benim, hoş geldin, hoş geldin. Denetimli serbestlikle tahliye edildiklerini söyleyen Pehlivan, cezaevinde 4 yılı geçkin bir süredir tutuklu bulunan Osman Kavala'nın koğuşuna yakın bir koğuşta kaldıklarını belirterek adaletsizliklerin devam ettiğine dikkat çekti. Tahliye anımıza dair o demir kapının açılış sesini duydu o. Anlatabiliyor muyum? Daha önce de duyduğu gibi. Şimdi evet biz hızlı bir şekilde tahliye olduk ama bir yandan da bizim açımızdan şöyle bir şey var. Biz denetimli serbestlikle tahliye olduk. Doğru. Yani 2 yıl boyunca en az biz o başımızın üzerine demokrasinin kılıcı sallanacak. Pehlivan tahliye edildikten sonra ise cezaevinden 10 kilometre ötedeki bir dinlenme tesisine bırakıldıklarını ve yanlarında telefonları olmadıkları için avukatlarını arayamadıklarını anlattı. Biz cezaevinden yeni çıktık. Telefona ihtiyacımız var. Avukatımızı arayacağız. Bizi gelsin burada alsın. Nerede olduğumuzu bilmiyorlar. Tahliye olduğumuzu bile bilmiyorlar. Burada telefon yok dedi. Ya ama biz ne yapacağız? Yani bizim birisine çünkü düşünsenize Silivri gibi bir yerde böyle bildiğiniz dağ başında bir dinlenme tesisinden bahsediyoruz. Yapmış olduğum bir haberden dolayı tutuklanmışım biliyorsunuz. Bunun hükmü vardı. Bu onandı. Libya'da hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına ilişkin haberleri nedeniyle haklarında verilen hapis cezası kararının onanmasıyla salı günü yeniden tutuklanan gazetecilerden Hülya Kılınç da Barış Pehlivan ve Murat Arel'in ardından serbest bırakıldı. Dün Cumhuriyet Savcılığı'nda kendi isteğimle tabii kendim gittim, teslim oldum. Serbest bırakıldığı Manisa E-tipi kapalı cezaevi çıkışında gazetecilere konuşan Kılınç, bizler ne kadar baskı olursa olsun hakikati yazmaya devam edeceğiz dedi. Bizler diyor ki yazmayın, görmeyin, benim istediklerimi yazın istiyor. Ama yanlışları da yazmak gazetecinin görevidir. Hakikati yazmak gazetecinin görevidir. Ve bizler hakikati yazmaya ne kadar baskı olursa olsun yazmaya elbette devam edeceğiz. Kılınç cezaevine götürülmesi sırasında görevli kadın polisin yeleğinde ahlak polisi yazması ile ilgili ise avukatının yasal süreci yürüteceğini belirtti. Yanımda erkek polisler vardı. Tam hastaneden çıkarken bir kadın polis geldi yanıma. Koluma girdi ve araca götürdü. Ben onun ahlak polisi olduğunu bilmiyordum. Okuyamadım çünkü yan tarafımda olduğu için. Ama bunu kesinlikle yanlış buluyorum. Bir ahlak polisi beni götüremez. Bunu yasal işlemlerini avukatım görüşecek. Kürt demokrasisini an be an özgür yaşamı Adli Tıp Kurumu'nun 2016 yılından beri Kocaeli Kandıra F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk'la ilgili sağlık raporu ortaya çıktı. Bir kadın hayatını kaybetti. Bir kadın hayatını kaybetti. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen raporda Tuğluk için hafif bilişsel bozukluklar tespit edildi. Cezai sorumluluğu tam denildi. Aysel Tuğluk'la dayanışma grubu Ocak ayında yaptığı açıklamada hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Özgürleştirelim. 62-84 kanunun Türkiye'deki uygulamalarıyla Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde gerici aile derneklerinin temsilcileriyle birlikte yaptığı basın toplantısında 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunu hedef alarak iptalini istedi. 6.284 sayılı kanun sözüm ona, kadını koruma adı altında yuvayı yıkmaktadır, aileyi dağıtmaktadır, çocukları, babaları ve aslında dolaylı olarak kadınları da maalesef perişan etmektedir. Cinsiyetçi, faşist, feminist bir kanundur. Bu sebeple saadet, selamet getirmesi, kadını koruması da mümkün değildir. Zaten istatistikler, rakamlar, veriler bunu korumadığını gösteriyor. Ayrımcılık yapıyor, kadın ve erkeği birbirine düşman ediyor. Ve bütün erkekleri, bütün kocaları potansiyel bir canavar, potansiyel bir şiddet suçlusu olarak görüyor ve gösteriyor. Bunun için karşı çıkıyoruz. Adet ediyoruz. Yalnız senden yardım diliyoruz.
Bizleri sırat-ı müstakim üzere daim eyle Allah'ım. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı verilerine göre yılın ilk ayında bütçeden görev zararları için 11,8 milyar lira çıktı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu mali kurumlarına görevlendirme giderleri kapsamında 1,2 milyar lira aktarıldı. Şu anda huzurunda toplandık. 16,1 milyar lira bütçesi olan Diyanet Ocak'ta 1,9 milyar lira harcama yaptı. Ocak ayında kurumların yaptıkları harcamalar da belli oldu. Bu kapsamda bütçe başlangıç ödeneği 3,8 milyar lira olan Cumhurbaşkanlığı ise Ocak ayında 91,9 milyon lira harcadı. Amin diyen şuradaki mümin kullarını umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Düşünmediniz ruhsatlık adaptığına neden yaptınız? Bunları düşünmeden mi yaptınız? Nasıl hareket ediyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörü Naci İnci, üniversitede Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı adıyla bir vakıf kurdu. Amacı başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere tüm yükseköğretim kurumlarının kurumsal kapasitesine destek olmak olarak açıklanan vakfın mal varlığı ise 250 bin lira. Burada 51 arkadaşımız yerlerde sürüklenerek otobüslerde dar... Vakfın vakfedenleri ve yöneticileri arasında rektör ve rektör yardımcılarının yanı sıra Boğaziçi mezunu olan AKP İstanbul Milletvekili İffet Polat'la AKP'ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği ve derneğin başkanı Muhammed Fehim Paluloğlu da bulunuyor. Boğaziçi Üniversiteliler Derneği'nin ilk genel kuruluna dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan katılmış, derneğin ilk talebi ise Boğaziçi'ne cami yapılması olmuştu. Samsun'da görev yaptığı ilkokulda 9 yaşındaki 5 öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkan sınıf öğretmeni Y.Ö. hakkında 110 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Tacizci öğretmen Y.Ö.'nün daha önce de aynı suçtan aldığı 25 yıllık cezanın Yargıtay'da temyiz aşamasında olduğu öğrenildi. 5 çocuğun ailesinin öğretmen Y.Ö.'den şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Öğrenciler pedagog eşliğinde verdiği ifadelerinde yaşadıkları tacizi anlattı. Taciz sebebiyle sınıftan kaçan öğrencilerden birinin görüntüsünün de güvenlik kameraları tarafından kayda alındığı belirlendi. Tacizci öğretmense verdiği ifadede mağdur çocuklardan biri için derslerde kendisine biraz yüklendiğini, o yüzden iftira attığını söyleyerek 9 yaşındaki öğrenciyi suçladı. Eskişehir'in Alpu ilçesinde ise Alpu Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi İmam Hatip Okulu'nda vekaleten müdürlük yapan öğretmen hakkında 10 kız öğrenciye yönelik cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan MK emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemede çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar suçlarından tutuklandı. Alpu Kaymakamı Kübra Karalioğlu'nun daha önce Eskişehir Valiliğine yazdığı dilekçede defalarca disiplin cezası almasından dolayı okul müdürü MK'nın tehlike arz ettiğini belirttiği öğrenildi. İzmir depreminde yıkılan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili biri tutuklu, iki sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını verdi. Müteahhit Şerafettin Ağar'la fenli mesul Orhan Ayber için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla ayrı ayrı 22,5 yıl hapis istendi. Hazırlanan iddianamede projelendirmedeki eksikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu belirtildi. Yargılama sırasında tutuklu sanıklardan Orhan Ayber, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilirken, Ağar'ın tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. We came back and immediately recommended to senior manager that there be an in-depth. Dünya Bankası'nın 2022 Dünya Kalkınma Raporu'nun ardından gelişmekte olan ülkelerde artan özel sektör borçları ile ilgili uyarılarda bulunarak borçların pandemi döneminde çok yükseldiği ve gereken adımlar atılmazsa nesiller boyu süren küresel bir reaksiyonun tetiklenebileceğini belirttiği açıklamada Türkiye'deki krize de özel bir yer verildi. The work that we have, we flew into the country very quickly. Açıklamada ülkenin notunun kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından düşürüldüğü hatırlatılarak bunun Türkiye için olumsuz sonuçları olabileceği bildirildi. Ayrıca bankanın baş ekonomisti Carmen Reinhart da raporun yayınlanmasından önce Reuters'a verdiği röportajda takipteki kredilerin payının pandeminin başlangıcında korkulan seviyenin altında kaldığını, ancak gevşetilmiş standartlarının sorunlu kredileri gizleyebileceğini, özel sektör borçları konusunda daha çok şeffaflığa ihtiyaç olduğunu ifade etti. It's a wonderful to be able to go back. Konya'daki Toprak Mahsulleri ofisi önünde ucuz yağ için bekleyen yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Piyasaya göre daha ucuza satılan ayçiçek yağını almak için sıra beklemek zorunda kalan yurttaşlar, geçinebilmek için ucuz ürün kovalamak zorundayız dedi. Halk uzaya çıkıyor abi. IMF'e borç para verdik abi, görüyorsunuz. IMF bizden borç para istedi ama halkın durumu da bu. TOM'i dinlesin görsün abi. IMF'e borç para verdik, halkın hali de bu. Ama zaten 140 lira ya, burada 100 lira. Niye ben 40 liranın hesabını yapmayayım? Yani neresi indirimse orası. AKP'ye yakın Sabah gazetesinin yazarı Dilek Güngör, köşe yazısında KDV indirimine rağmen ürünlerde fiyat düşüşüne gitmediklerini belirttiği zincir marketlerin milli güvenlik sorunu haline geldiğini öne sürerek devletin sıcak nefesini de yakında enselerinde hissederler dedi. Güngör'ün ifadeleri marketlere yönelik yeni yaptırımların yolda olabileceği şeklinde yorumlanırken, Sabah'ın ekonomi yazarlarından Özlem Doğaner de AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KDV kararından sonra indirim yerine zam yaptıklarını belirttiği zincir marketleri hedef aldığı yazısında Erdoğan gitmeden fiyatları indirmeyeceğiz diyenler olduğu yönünde duyum aldığını yazdı. Kök hücre tedavisi sayesinde ilk defa bir kadın HIV'den kurtuldu. Böylelikle bu tedavi yoluyla HIV yenenlerin sayısı 4'e ulaştı. New York Presbyterian Weill Cornell Tıp Merkezi'ndeki doktorların Wall Street Journal'a verdiği beyana göre kimliği açıklanmayan kadın, akut miyeloid lösemi tedavisi için yetişkin bir akrabasından kök hücre nakli ve akraba olmayan bir yeni doğmuş çocuktan göbek kordonu kanı aldı. Bağışçılardan kadının vücuduna yerleştirilen kök hücreler, HIV'in vücudun bağışıklık sistemi hücrelerine ortak bir giriş noktası olan CCR5 genini virüse karşı geçilmez kılan bir genetik mutasyon içeriyordu. Bu hasta gen tedavisi prosedürünün üzerinde uygulandığı ilk kadın oldu. Ancak tedavinin şimdiye kadar uygulandığı 3 erkekte büyük yan etkileri neden olurken, kadının doktorlarına göre hastanın tedavi süreci çok daha iyi geçti. Tedavi edilmezse uzun süreli bir HIV enfeksiyonu, AIDS olarak da bilinen edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromuna dönüşebiliyor. AIDS hastanın bağışıklık sistemini engelleyerek en ufak bir enfeksiyonun bile yaşamı tehdit edebileceği duruma yol açıyor. Açılımı insan immün yetmezlik virüsü olan HIV nedeniyle 2020 yılında 680 bin kişi yaşamını yitirmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün 1 Aralık 2021 Dünya AIDS Günü raporuna göre AIDS salgınının 1981'de başlamasından bu yana hastalıkla ilintili 36,6 milyon ölüm meydana geldi. Which again is leading to spikes in hospitalizations. Dünya Sağlık Örgütü'nün haftalık COVID-19 raporuna göre küresel koronavirüs vakalarının artış oranı 7-13 Şubat'ta bir önceki haftaya göre %19'luk düşüş gösterdi. Can kaybı oranları ise önceki haftaya göre değişiklik göstermedi. Rapora göre son bir haftada dünya genelinde yaklaşık 16 milyon yeni COVID-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 75 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Vakalarda en fazla düşüş Güneydoğu Asya bölgesinde gözlemlenirken Dünya Sağlık Örgütü'ne yollanan vaka örneklerine göre Bangladeş, Brunei, Çin, Danimarka, Guam, Hindistan, Karadağ, Nepal, Pakistan ve Filipinler'de omikron vakalarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Öte yandan Avusturya hükümeti ülkedeki tüm kısıtlamaların 5 Mart'ta sona ereceğini ancak bazı alanlarda maske zorunluluğunun devam edeceğini duyurdu. Kanada'da kamyoncuların kapattığı sınırlar büyük ölçüde açıldı. Ancak eylemler başkentte sürüyor. ABD ile Kanada arasındaki ticaret için hayati önem taşıyan Ontario ve Detroit'i birbirine bağlayan Ambassador Köprüsü, polisin eylemcileri gözaltına almasından sonra pazar günü geç saatlerde yeniden açılmıştı. Polisin en az 11 kişiyi gözaltına aldığı ve çok sayıda ateşli silaha el konduğunu açıkladığı Alberta-Montana arasındaki Coot sınır kapısı da yeniden işlemeye başladı. Ottawa'da süren eylemler nedeniyle kentin Emniyet Genel Müdürü Peter Slowley istifa etti. Geçtiğimiz hafta Slowley kentte 1800 ek polis desteği istemişti. Kanada Maliye Bakanı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre sadece Ambassador Köprüsü'ndeki kapanma günde yaklaşık 390 milyon dolarlık ticareti etkiledi. Bakana göre eylemlerin tüm sınır kapılarında ticarete günlük etkisi 500 milyon dolar değerinde oldu. Honduras'ın eski Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernández tutuklandı.
ABD, Honduras Yargıtayı'nın büyük ölçekli uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla hakkında tutuklama emri çıkarttığı eski cumhurbaşkanının kendisine iade edilmesini istiyor. İade sürecini resmi olarak kabul etmek mahkeme yargıcının kararına bağlı. 2014-2022 döneminde Honduras'ın Cumhurbaşkanı Juan Hernandez tutuklanmadan önce sosyal medya aracılığıyla ses kaydı yayınlayarak ABD makamlarına gönüllü olarak teslim olacağını söylemişti. Hernandez'in tutuklanmasının ardından Honduras halkı sokaklarda kutlamalar düzenledi. 2009'daki ABD güdümlü darbe rejiminin devamcısı olan Hernandez, büyük seçim yenilgisinin ardından iktidardan düşmüştü. Honduras'taki son seçimlerde solcu Xiomara Castro açık ara farkla galip gelmişti. Uyuşturucu çeteleriyle bağları alenen bilinen Hernandez, ülkede uyuşturucu sirkülasyonunun en çok canlandığı, ABD'nin bölgede yürüttüğü sözde uyuşturucuyla savaş döneminde Washington'un en yakın müttefikiydi. ABD'deki suçlamalar kendisi iktidardan düşene kadar resmiyete dökülmedi. İngiltere kraliyet ailesinden Prens Andrew, tecavüz etmekle suçlandığı 17 yaşındaki Virginia Giuffre'ye 12 milyon sterlin ödemeyi taahhüt ederek hakkında açılan davaların düşmesini sağladı. Dünya çapında sermayedarların ve üst düzey devlet görevlilerinin dahil olduğu insan kaçakçılığı ve cinsel istismar ağının yürütücüsü pedofil Jeffrey Epstein'ın yakın arkadaşı Andrew böylelikle yargılanmaktan kurtulmuş oldu. Giuffre 2001 yılında 17 yaşındayken Epstein'ın onu prensle birden fazla defa cinsel ilişkiye zorladığını beyan ederek geçen yıl Ağustos ayında Andrew'e dava açmıştı. İngiltere prensi hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve dava süreci boyunca mahkemeye gitmemişti. The Telegraph 12 milyon sterlinlik uzlaşma parasının bir kısmını ise İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in şahsen karşılayacağını öne sürdü.